Üstüme yap. Üstüne yapacağım. Üstüme yap. Çılgın ünlü ve şortumu de giydim. E ee, Soğuk bir hava. Bugünkü konumuz... Niye bunu gülerek söyler ki? Ben, ben niye bütün konuları gülerek açıyorum? Zevk almaya bakacaksın. Doğru söylüyorsun. Senin felsefini... Bugün konumuz birazcık sıkıntılı ve yeni bir konu. Motosiklet nasıl sürülür falan tarzında değil. Baya baya son bir haftanın Instagram'da her yerde paylaşılıyor. Sosyal medyalarda, Twitter'larda bilmem nelerde. Hatta motosikletime dokunma diye bir hashtag yaptılar. Change.org'da o klasik mailde geliyor ama bizim takmadığımız o anketler var ya. Onlardan bir tanesini açtılar. Ondan sonra muhabbeti döndü, konuşuldu, edildi falan. Ama her zamanki gibi bizim ülkemizde seve seve geliyor dediğimiz bir şey oluyor. Hani engelleyebilir miyiz? Hep beraber göreceğiz. Şu an tam bir birlik olabilmiş gibi değiliz. Herkes her kafadan her tencereden bir kapak çıkıyor Hayatında <laughs> hiç böyle bir söz duymamıştın değil mi? Hatta hatta Çok spastik bir örnek Her tencereden bir kapak Sence normal bir adam mıyım? Şimdi bugün konumuz ne abi? Vergi Bu yağlı olmayan Diğer tarafa daha iyi ama bak Ama önemli olan boyu değil işlevi Al. Keşke vergiyi de böyle atabilsek. <laughs> Şu an tam bir tüketici formundasın. Vergi bak lazım. gel abi gel bak. Şu an biz ne yapıyoruz biliyor musun? Her vergi önümüze geldi. bak şöyle bir şey oluyor. Bak Leyin hazır mısın? Evet. Bak şimdi. Devlet yeni bir vergi çıkartıyor. Tamam mı? Vergi çıkıyor. Bak böyle müşterinin elini tutturuyorlar bak. Al. Önce bir inceliyoruz. İncele bir önce. Evet. Evet böyle bir vergi. Sonra aramızda şey yapalım birbirimizle laf yapalım. Vergiden düştü. <laughs> Bu benzin indirimi. Sonra da birbirimize kızalım şimdi vergi konusunda. Sen niye vergi getirdin? Çomarlar, çomazlar, çomarlar. Oh. Böyle poz veriyoruz. Sonra da bunu böyle kenara koyuyoruz. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi yaptığımız şeyi yapmaya devam ediyoruz. Ne oldu? Hazır mısın? Son günlerde inanılmaz konuşulan şey şu. 250 cc altındaki tüm motosikletleri ki bizim ülkemizde vergi dilimleri motor hacimleri üzerinden yürür. Yani 50 cc'den 125'e, 125'ten 250'ye, 250'den 650'ye, 650'den 1200'e, 1200'den falan diye gider ya. Yani ahçi bahçıvana, bahçıvan uçağı. Şimdi ÖTV dediğimiz bir şey var. Önce oradan girelim sonra nasıl bir vergi geldiğine girelim. ÖTV nedir? ÖTV 2002 yılının tam yapılanması bitmiş bir vergi sistemidir. Bu Avrupa'ya uymak için yapılan geçici başlığı altında önce ülkemize girmiştir. Ama gel gelelim 16 yıldır hepimizin seve seve ödediği bir vergi haline gelmiştir. Aslında ondan önce bir ÖÜV vardı. Özel iletişim Vergisi. 99 depreminde depremin yaralarını sarmak için getirilmiş bir vergi sistemiydi. Sonra buna ÖTV eklendi. Sonra bu geçici vergiler geçici vergi olmaya devam etti ve hala geçiyor. Biz şimdi ÖTV'yi nerede ödüyoruz? Özel Tüketim Vergisi açılımı. Özel tüketim daha lüks şeylere ödememiz lazım. Araba, motor, gemicik, uçak. Uçakçık. Ama bak mesela geminin vergisine. Bakmak ister misin? Bak şimdi buraya yazıyorum. Geminin vergisi bu. Uçağın vergisi bu. 250 cc motorların vergisi %8'di. Artık bu. Pardon bu. <laughs> %8 vergi ödüyorduk bunlar önce motor almadan. Tamam mı? Ben bir CB125 almaya gidiyorum. Yeni çıktı ya ondan. Gidiyorum. 18 bin lira satış fiyatı açıkladılar ya. O %8 vergilik haliydi. Bunu mesela ham fiyatı atıyorum. 10 bin lira olsun. Vergiler, MTV'ler, ıvırlar, zıvırlar binmeden. Eskiden 10 bin lirayı alırken. Ne yapıyoruz şimdi motor alırken? 10 bin liraysa motor. Önce 800 lira ÖTV'sini ödüyorduk. Sonra KDV'sini ödüyorduk. Sonra KD ÖTV'nin KDV'sini ödüyorduk. Şimdi o baştaki ödediğimiz %8 var ya o %22 oldu. Yani artık 800 lira yerine 2.200 lira ödeyeceğiz. Dolayısıyla ne olacak? 20.000 liralık motor 24.000 lira, 25.000 liralık motor 30.000 lira olacak. Yani tam küsuratlarıyla söylemiyorum, anlaştın? Biz ne yapıyoruz? Kesinlikle birlik olmuyoruz. Oturuyoruz. Malı olan tamam mı? Büyük CC motor olan adamlar. Keza ben bu arada. Yani daha doğrusu benim gibi adamlar. Onların keyfi yerinde. Biz bu sistem alıştı. 250 cc üstüne uzun dönemdir %37 vergi geliyor. Bu motor öyle. %37 vergiyle alınmış. Küçük cc ile büyük cc'nin bu kadar arasında dağlar olmasının sebebi buydu. Şimdi özellikle bu da son zamanlarda iyice açıldı. Ne oldu? Döviz kuruş şişti. 3 olan dolar 3.8'lere. 4'leri gördü indi. Euro 3.5'lardan 4.8'lere. 4.9'a bir ara 5 mi olacak diye korktu. Sterlin zaten huuu. Sterlin çöp. Manyak mısın? Bu sektörde benden çok daha yaşı büyük, çok daha tecrübeli, çok daha sorumluluk sahibi hatta bu işten para kazanan ki biz bu ay bildiğin gibi 202 lira para kazandık mükemmel ama kayıp. Benzin aldım. Bu işten ekmek yiyen abilerimiz sessiz sedasız oturuyorlar. Büyük CC sahibi hazırda mal olan herkes sessiz sedasız oturuyorlar. Niye? Pazar artıyor. Piyasanın fiyatları yükseliyor. Onların da malları değerleniyor. Yeni alıcıyı ipleyen kimse yok. Kimsenin umrunda değil abi. Öyle Instagram'da yalandan bir post. Sonra devam. Ne olacak? Asıl suçama bunları da geçiyorum. Yani TMF ayakta uyuyor zaten. Türkiye Motosiklet Federasyonu hiç çıkıklıkları çıkmıyor. İnsan bir açıklama yapar. Bir der ki buna şöyle müdahale edelim falan. Ben zaten sevmiyorum federasyonu da. Yıllardır da problemlerimiz var. Yani benimle değil direkt bütün motorcularla yıllardır pistle ilgili başka problem yapıyorlar. Bizi pek düşünen yok açıkçası federasyonda. Ama her şeyden önce tepki göstermesi gereken ve büyük çoğunluk olan bir kitle var. Potansiyel motosiklet müşterileri. Ben. Aynen. Mesela sen de öylesin. Çünkü şu var. Sıfırdan bir şey almak zorlaşıyor. Bunu satıp iyi bir şey alırım yine. Yine toparlarım. 10 bin liraya alabilirim. Bu da uçuk bir rakam ama. Senin için daha da durum vayım. 125 cc motor şimdi 21 bin 22 bin lira olacak. Almam. şey çiçek deseler almam. Şimdi sana bir şey anlatayım. Bu bana neyi anım satıyor biliyor musun? 9 yaşındayım, Annem göğüs kanseri. Tabii böyle küçüğüm. O zaman tedavi hakkında çok bir bilgim olmuyor. Yani ne kadar anlayabilirsin ki 9 yaşında oksijen tüpü, kalp daralması, işte nefes alım problemleri. Çok anlamamıştım o zaman da. Neyse abi çocuğum o zamanlar annem 3. evreden kanser olduğunu öğrendi. tabi e, tabii haliyle biz de öğrendik. Dediğim gibi eve geliyor oksijen tüpleri bağlanıyor sürekli hastaneye kontrolleri gidiyor geliyor falan. Biz de böyle düşünmüyoruz. Çocuk yani hep şey diye düşünürüz işte uf oldu kötü oldu düzelir. Kötü ihtimalleri pek düşünmüyoruz. Sonra annemi hastaneye kaldırdılar. Bir 15 günde orada kaldı. Sonrasında vefat haberini öğrendik. Yani ben çocuktum hatırlamıyorum böyle. Sadece annemi kaybettiğim akşam böyle gece yatakta yatıyorum. Yani annemin vefatından haberim yok. Bir adam geldi böyle. Aldı beni omzuna. Sabah uyanırsın böyle gözlerin şey görür ya buğulu görür böyle bir 5 dakika. Ben de öyle etrafa baktım. Herkes çok kalabalık bir ev. Kapıdan çıktık. Ben o eve bir daha gitmedim. Ve babama taşındım aslında gecesinde. Babayla anne ayrıydı benim. O dönemler benim için böyle çok karanlık ve kapalı ve hiç öngöremediğim işte tahmin edemediğim yaşımdan dolayı anlayamadım yani o zaman neler olduğunu. Şu anki halim olsa mesela çok daha iyi anlayabiliyorum çok daha ona göre davranabilirmişim. Bu örneği neden verdim? Tam olarak şu an gençlerimizin motosiklet konusundaki tavrı bu şekilde. Yani nasıl bakıyoruz biliyor musun olaya? Bütün gençlerimiz bir şeyler izliyorlar televizyonda, YouTube'da. Ve oradaki şeylerin hayalini kuruyorlar. Tamam mı işte... Bizi izliyorlar. Motosiklet sürmeyi örnek alıyor. İşte Cemre'yi izliyorlar. Oğuzhan'ı izliyorlar. Alfa'yı izliyorlar. Ve onlar gibi sürmek istiyorlar. Onlar gibi motorları binmek istiyorlar. Ama çocukken bunu öngöremiyorsun. Yani başına gelebilecekleri öngöremediğin için ve bunlar olurken tıpkı oksijen tüpü eve geldiğinde ben neler olacağını göremediğim gibi onlar da bu vergi ve döviz kurları geldiğinde neler olacağını öngöremiyorlar abi. Yani şunu düşünemiyorlar. Ben 18 yaşıma geldiğimde bir motor almak istediğimde bak bunları bunları ödemek zorundayım. Tıpkı benim öngöremediğim gibi. Gençlerimiz hala bu şeyleri izleyip bunlara tepki vermemeyi yeğliyor. Oo çok zam gelmiş. Hayır. Ona koyayım motor alacaktım. Ne yapayım? E, buna küfredeyim biraz da. YouTube'da bizim bu şeyler olacak. Videonun altında olacak siyaset tartışmaları. Birazcık ona küfredeyim, buna küfredeyim. Alışırım. Devam. Bunlara vergi geldiğinde de herkes hu yapmıştı. Sonuç. Bak koydum. Hiç bozmuyor farkındaysanız, Alışmışız. Unuttum bile sen söylemesen anlatırken. O kadar alışmış. Peki ne yapmamız lazım? Abi bakın bunu yapmalıyız, böyle yapmalıyız, şöyle yapmalıyız. Ben buna inanmıyorum. Yani bizim bunları yapacak insanları uyarmamız lazım. Biz niye vergi veriyoruz? Hizmet almak için. Çok basit değil mi? Bir devlet neden vergi alır halkına? Hizmet vermek için. Biz ne yapıyoruz? Vergi arttıkça küfredip neden vergi ödediğimizi tamamen unutuyoruz. Ödediğimiz verginin ne olduğunu çoktan unutmuşuz. 16 yıl olmuş. Kimse hatırlamıyor bile. Artık halk da yönetici o kadar halka hitap etmiyor ki. Halk da yöneticiyi o kadar sorgulamıyor ki. Halk halkı sorgulamaya başladı. Biz kendi aramızdaki en son birbirimizi sorgulaması gereken insanlarız. Hepimiz tüketiciyiz değil mi? Ben de tüketiciyim, sen de tüketicisin. Yani üreticiyiz işimizde ama bu konuda tüketiciyiz. Biz neden bunun sorumlularını dürtmüyoruz? Türkiye Motosiklet Federasyonu bugüne kadar kaç tane iş yapmış da bizim işimize gelen benim haberim yok. Ya da neden haberim yok varsa da. Kalabalığız abi. Ve bir şeyler bastıra bastıra yaptırtmamız lazım. Bir talebimiz varsa yöneticiden tamam mı? Biz onu yöneterek oraya seçmedik mi? Verdik oyu. Doğru mu? Şu an hani benim siyasi görüşüm hiç önemli değil. Ben hiçbirini sevmiyorum bu arada. Bir topluluğun çoğunluğu oy vererek bunları seçiyor değil mi? Bu adamları, bu insanları. Peki biz ne yapıyoruz? Bu insanların bize dayattığını düşündüğümüz şeyleri kabul ediyoruz. Ama biz onları oraya seçtik ve onları hizmet etmesi için orada konumlandırdık. Sorgulamıyoruz. Zaten ülkenin tamamını sorgulamayla ilgili problemi var da. Yani çok uzattım. Bu konuda böyle yarım sar falan konuşurum. Yani aşırı dolu oldum ve gençlerin sessizliğine anlam veremediğim bir şey. Geçen gün kanala gelen yorumu anlattım sana işte yemek yerken. Adam bana şey yazmış. Burası Motoblog kanalı değil miydi? İyice bilgi kanalı olmuş. Amık. Adam bilgi kanalını reddediyor. Yani sen nasıl bilgi kanalı olursun bezemek diyor bana? <laughs> Yakasım geldi. Bu nedir ya? Büyük abilerimiz zaten dün bana yorumlarda gene yazmışlar. ÖTV ile ilgili bir şey söyleyecek misin diye. Durum şudur. Bu vergi engellemezsek ne olur? Bak engelleyebilir miyiz bilmiyorum ama engellemezsek olacaklar şunlar. Bu fuarda birçok motosiklet etkilesiyle görüştük tamam mı? Sen de sen de vardın yanımda. Ne dediler abi? Pazarda %10 küçülme bekliyoruz. Bu vergiden önceydi ve bizim ülkede daha çok satılan motor ne? küçük CC. Çünkü bir ticarimiz yüksek. Pakete gidiyoruz, servise gidiyoruz. İki, alım gücümüz düşük. Döviz ortada. Eskiden 30 bin, 32 bin liraya siber 600 alırdık. Tabii ki çok şey değişti ama. Şimdi ne oldu? CB125'in 21 bin, 22 bin olmasından bahsediyoruz. BMW G310 dediğimiz model kaç paraydı? 3600 euro mu? Yani onlarda 3600 lira. Hadi vergisi binsin. 5600 bin lira olsun. Biz ne veriyoruz? 36 bin lira. Bir de devlete alıyoruz tabii parçalarını. Arabada bir tane daha alıyoruz. Motorda bir parçasını alıyoruz. Ya konuşacağız ya alışacağız. Eğer tepki vermezsek hepimiz böyle tutacağız abi. Ben de tutabilir miyim? Kusura bakmayın çok keyifli bir video olmadı. Ama en azından bir şeyleri ifade edebildiğimizi düşündüğüm bir video. Yani birinin, biri ben değilim de. Birilerinin bir tepki vermesi lazım ya. Kalkın bir sorgulayın abi. Biz neden istediklerimizi alamıyoruz? Genelde gerilemekte olan toplumların problemi budur. Anlattım sana onu. Toplum yapmak istediği şeyleri izlemeyi seçer abi. Yani bunun ulaşımı zorlaşır. Buna ulaşamadığı için bunu yapan adamı izlemeyi seçer. Ve bizim ülkemizde her gün izlemeyi seçenlerin sayısı kat ve kat artıyor. Biz yapanları izlemeyi tercih ediyoruz. Biz onların yaptıklarını hayal etmeyi tercih ediyoruz. Bunları yapmayı değil. Artık hayal satıyoruz ya. Bildiğin hayal satıyoruz. Ben şu yorumu okumak istemiyorum. Abi seni izlerken ben de sürüyormuş gibi oldum. Niye a koyayım ya? Sen de sür. E ama para yok. Ben işletme öğrencisiyim. Makine mühendisliğini bıraktım. Ekonomi görüyoruz. Ekonomide dallar var abi tamam mı? işte? en alt kesim kesim gelirleri ülkelerin bir üstü, orta kesim bir de yüksek kesim falan. Biz en alt kesimin maksimumunun yarısındayız. Anladın mı? 900 küsür dolar mı ne baraj? Biz ne alıyoruz? 500 dolar falan değil mi? 500 dolar bile almıyoruz. 400, 450. Askeri maaşımız o kadar. Sonra yorumlarda okuyoruz, sen de çıldırıyoruz işte. 2000 euro yurt dışında 8000 lira yapar diye adam öyle. <laughs> Onu da sorgulamadığı için bunu hiç sorgulamıyor. Hayal dünyanızdan çıkın abi. Gerçek dünya diye bir şey var. Ama bu gençlik elindeki iPad'e bakıyor. Tutturdu aileler bir tane ellerine iPad. Bize tutturdukları vergi gibi. Herkes iPad'e. Oradan kuruyor, 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 kuruyor. Hiçbir tepki vermiyor bro. Aileler izliyorsa bunu uyandırın çocuklarınızı. Çünkü hayalleri gitgide uzaklaşmaya başladı. Bayağı uzaklaşıyor hem de. Ya buna biz dur deyip bunu sorgulamaya başlayacağız. Gerek seçimde, bu bir seçim propagandası değil. Gerek tepkimizle, gerek oy toplayarak, gerek sokakta yürüyerek, gerek beraber sürerek bir şekilde yöneticilerin yanlış yaptığını uyandırmamız lazım. Üretmediğimiz şeylerin vebalini bundan çıkartmayalım. Çözüm vergi değil. Çözüm üretmek. Üretmemiz lazım. Ama bunu da bu markaların böyle vergilerin arasına sıkıştırdığı zamlarla, üst üste binmiş vergilerle, döviz kuruyla falan olacak iş değil. Anne örneğini niye anlattım? Bu bir acıtasyon falan filan değil. 13 yıl oldu. Artık benim için. Yani ben o şeye inanmam. 13 yıl sonra konuşulur. Böyle triplere girerler falan inanmam. Geçti, bitti. Ben bundan ders çıkardım. Benim karakterime bir şekil verdi bu olaylar. Buna göre büyüdüm. Ama şu var. Ben bunu bugün geri alamam. Bugün döndüğüm zaman istesem de bunu. Doğru mu? Zaman makinesi icat edilmezse eğer. Ben bunu geri alamam. Gidip de orada müdahale edemiyorum şu anda. Bunu değiştiremiyorum da. Bunu da yaşamak zorundayım, durumundayım. Buna müdahale edebiliriz şu anda. Bir ses çıkartarak, bir horozlanarak, bir dur diyerek ses çıkartabiliriz. Dur diyebiliriz. Geri dönülmeyecek zamana gelmeden buna bir dur diyelim. Çünkü demezsek sorunumuz çok kötü olacak. Zaten gün geçtikçe gidiyor. Araba kanallarıyla çalışıyoruz, motor kanallarını tanıyoruz. Altındaki yorumlar hep aynı. Fiyatlar pahalı, vergiler yüksek. Adamsın lan amık, boynuma dola bilmem ne. Bunlardan daha fazlası olmamız lazım. Daha iyisi olmamız lazım, daha dolusu olmamız lazım. Bu da böyle bir video oldu. Bu konularda birazcık sinirliyim. O yüzden cümlelerimi tam toparlayamamış ve kendimi tam ifade edememiş olabilirim. Herkesin içinde bu konuda bayağı bir cümle olduğunu biliyorum. Kendinize iyi bakın. Yorumlarda görüşmek üzere diyelim. Bugünlük de bizim kanaldan bu kadar. Üzgün derürür. flüt versiyonunu mu yapsak onu? <laughs> Six One Nine. Yeah. Ağlanacak halimize gülüyoruz ama biz de böyle seviyoruz vereyiz. <laughs> Tut da. Ne güzel tuttun öyle. İyi tutsak. Bu odunu geri bırakalım ha. Bu var ya ben bunu bir sene yakarım o site kimsenin ruhu duymaz. Benim de içimden geçen o biliyor musun? S**eceğim yapma. Senin vergine de sokarım. Tapunu da sokarım. Ötemeni de Şerim. Vergi var diyorum. Rahatsız etmedik değil mi? Hadi kaçalım. Hadi gidelim. Üşüdüm ya.